İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu 19 ana haber bülteniyle birlikteyiz. Günün en sıcak gelişmelerini paylaşacağız. İlk haberimizde bültenimizi açıyoruz. Demokrasi nöbeti sürüyor. 15 Temmuz'da yapılan darbe girişimine ülke genelinde olduğu gibi Fethiye'de de tepkiler devam ediyor. Beşkaza Meydanı'nda her akşam toplanan vatandaşlar sabaha kadar demokrasi nöbeti tutmaya devam ediyor. 15 Temmuz'da yapılan darbe girişimine vatandaşlar Fethiye'de de protestolarını sürdürüyor. Fethiye Beşkaza Meydanı'nda akşam saatlerinden itibaren toplanan vatandaşlar demokrasi nöbetini sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürüyor. Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği demokrasi nöbetine pek çok daire amirinin yanı sıra kamu çalışanları da destek veriyor. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hilal Günay'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleriyle çok sayıda vatandaş da katılırken dün geceki demokrasi nöbetinde yaklaşık 200 kişilik bir grupta tekbirler getirerek meydanda yerini aldı. Ay yıldızlı tişörtler giyen çoğunluğu gençlerden oluşan grup "Dik dur, eğilme, bu millet seninle" sloganları atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekte bulundu. Dev ekranda ulusal kanalların darbe ile ilgili ayrıntı haberlerinin izlendiği Beşkaza Meydanı'nda saatlerce nöbet tutan vatandaşlar şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Demokrasi nöbetinde ayrıca din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunup demokrasinin yaşatılması için hep bir ağızdan dua edildi. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan gecede yaptığı konuşmada demokrasi nöbetinin genel merkezin aksi yöndeki talimatına kadar devam edeceğini belirterek her partiden vatandaşlarla bu nöbeti sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Vatandaşlar da demokrasi nöbetine katılmaya devam edeceğiz diye konuştular. Görüyoruz durum ne kadar vahim idi. Ve biz evlerinde buraya gelemeyen ama gönülden bu demokrasi bekçiliğine, nöbetine destek veren annelere, ablalara, yaşlılara, teyzelere, dedelere, amcalara, herkesin ellerinden öpüyorum. Onlara saygı ve selamlarımı gönderiyorum. O kadar uzun süre geçmesine rağmen aslında bu stresli, meşakkatli olsa da bize hiç gelen, hız gelen bir süre. Buradayız ve fikri düşüncesi ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, sadece vatan bilinciyle burada olan tüm hemşerilerimize müteşekkiriz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Buradayız. Hoş geldiniz diyorum. Genel merkezin emri bitinceye kadar biz buradayız. Demokrasi nöbetini. Türkiye'de rüzgar çıksa bizde fırtına kopuyor. Bu sözler bir gazeteciye ait. Damlacıklar isimli kitabının 23. tanıtım ve imza gününe katılmak üzere Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan gazeteci yazar Hasan Çakmak, Kanal F'nin Dünden Bugüne programına konuk oldu. 15 Temmuz akşamı Ankara'da olduğunu belirten Hasan Çakmak sözlerine şöyle devam etti. Yani Kıbrıs'ın sakinliğinden sonra tam 15'inde ben Ankara'ya indim. Böyle top, tüfek, tank, F-16'larla karşıladılar beni Ankara'da. Kıbrıs'ın sakinliğinden sonra böyle çok kötü oldu ya. Ve Türkiye halkı için çok üzücü bir olay olduğunu düşünüyorum. Gazeteci gözüyle bakarsak yani Türkiye'nin kaç yıl geri gittiğini düşünmek bile üzüyor beni. Çünkü daha önceki darbelerden, darbe girişimlerinden halkın ne kadar zarar gördüğü ortada olan bir gerçek. Bir Kıbrıslı olarak Türkiye bizim için çok önemli, son derece önemli. Ve Türkiye'de rüzgar çıksa bizde fırtına çıkıyor. O açıdan da son derece önem taşıyor bu darbe girişimi. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı diyorum. Bu kadar insan ölmeseydi. Ben hiç ayrım yapmadan yani insanlar ölmeseydi, sorunlarını daha farklı yollarla seçimle çözmeye çalışsalardı daha güzel olacaktı. Ama Türkiye Orta Doğu için çok önemli bir ülke. Hiç bu sorunlar Türkiye'de durulmayacak, azalmayacak gibi görülüyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başka bir dış politika belirlemesi gerektiğine inanıyorum ben. Önümüzdeki günlerde Orta Doğu yeniden şekillenecek gibi görülüyor. Bu şekillenmenin içerisinde eğer
iyi bir strateji belirlemezse Türkiye çok zor günler bekliyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye düşünüyorum. Yani yazmış olduğum kitaplardan dolayı şu anda dünyayı dolaşıyoruz. Yani 48 tane ülkeye gittim son 4 yılın içerisinde. Orta Doğu'da da birçok yere gittim ve birebir yaşadık orada insanların bakış açısını, görüşlerini ben çok iyi biliyorum. Her gittiğimiz yerdeki gazeteleri de ziyaret ediyoruz. Dünyanın, Avrupa'nın bakışını da biliyorum konuya, olaylara ve buna dayanarak söylüyorum bunları. Orta Doğu'da bir cadı kazanı gibi kaynayan bir ortam var. Görünüş o ki yeniden şekillenecek. Türkiye Cumhuriyeti de cadı avcılığını bırakıp artık kendini düşünmesi gerektiğine inanırım ben. Bir an önce yeni bir dış politika ve Orta Doğu'daki ülkelerle birlikte bir şeyler yapması gerekir. Kendi insanı içine daha rahat ettirmek için, daha iyi olması için. Yoksa bu sorunlar bitmeyecek, büyüyecek. Darbe girişimi gecesi hainlerin Boğaziçi Köprüsü'nde bir vatandaşı kafasından vurarak ağır şekilde yaralaması kameralara saniye saniye yansırken görüntüyü izleyenler gözyaşlarına boğuldu. Boğaziçi Köprüsü üzerinde hainler vatandaşın üzerine binlerce kurşun yağdırdı. O geceye ait yeni görüntülerde sosyal medyada yayınlandı. Hainler köprüde demokrasiye sahip çıkan vatandaşa binlerce kurşun yağdırdı. O anlarda çekilen bir görüntü ise uzun süre hafızalardan silinmeyecek gibi. Darbecilerin açtığı ateş sonrası yere siper alan vatandaşlardan birine kurşun isabet ediyor. Bu sırada çekim yapan kişi ilk önce kendisinin vurulduğunu zannediyor, ardından "kafamı sıyırdı" diyen vatandaş kamerasını vurulan kişiye yöneltiyor. Bir kişi yerde kanlar içinde yatarken başka bir kişi yaralı şahsa koşarak "baba" diye bağırıyor. Çekilen bu görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlenirken, çok sayıda vatandaş izlerken gözyaşlarına boğulduklarını yaptıkları yorumlarla belirtti. Muğla'da cemaate ait bir kolejin bacalarından ve bahçesinden çıkan dumanlar görüldü. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'nın olaya müdahalesi sırasında bazı evrakların yakıldığı ortaya çıktı. Detayları izliyoruz. Edinilen bilgiye göre Menteşe ilçe Akçıova mahallesinde Gülen cemaatine ait Piri Reis Koleji'nin baca ve bahçe bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu. Menteşe ilçe Jandarma Komutanlığı'na ait ekipler okula geldiklerinde 4 kişinin bazı evrakları yaktığını tespit etti. Okula jandarma olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Yakılan evraklar arasında muhasebe ve personele ait evraklar ile Fethullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi. Evrakları yakarken jandarma tarafından suçüstü yapılan HZ, SC, SO ve ÜG isimli 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden ikisinin öğretmen, ikisinin de şirket personeli olduğu öğrenildi. Şüpheliler gözaltına alındıktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiler. Şüphelilerin sorgularının ardından adli makamları çıkarılması bekleniyor. Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, basında sansürün kaldırılışının 108. yıl dönümü nedeniyle her yıl düzenlenen basın bayramı ve ödül töreninin ülkenin içinde bulunduğu hassas süreç nedeniyle sorumluluklarının bilincinde olmaları gerektiğini gerekçe göstererek bu yıl ertelendiğini söyledi. Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Kanal F Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Akbulut, basın bayramı ve ödül törenini 27 Temmuz Çarşamba akşamı yapacaklarını duyurduklarını, ancak ülkenin 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi nedeniyle hassas bir dönemden geçtiğini, görev bilinçleri gereği geceyi ileri bir tarihe ertelediklerini açıkladı. Muğla Gazeteciler Cemiyeti tarafından basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü nedeniyle her yıl 24 Temmuz'da kutlanan geleneksel basın gecesi ve medya başarı ödüllerinin dağıtıldığı ödül töreni bu yıl 27 Temmuz'da gerçekleştirileceğinin duyurulmasına rağmen 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonucu ülkenin içinde bulunduğu hassas süreç nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, gazeteciler olarak bu hassas dönemde sorumluluklarının bilincinde olmak durumunda olduklarına vurgu yaparak şunları söyledi. 1908 yılında basında sansürün kaldırılışıyla başlayan basın bayramı Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nce de her yıl 24 Temmuz tarihinde geleneksel bir basın bayramı gecesi ve beraberinde medya başarı ödüllerinin dağıtıldığı bir tören olarak gerçekleştirilmekte. Bu yılki törenimizi Muğla Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak 27 Temmuz 2016 Çarşamba günü yapmayı planlamış ve duyurmuştuk. Ancak ülkemizin içerisinde bulunduğu ve demokrasimize yapılan çirkin saldırılar nedeniyle görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak hareket etmeyi uygun gördük ve bu gecemizi ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Bilindiği gibi ülkemizde 15 Temmuz gecesi demokrasi kavramının çok dışına çıkan gelişmeler yaşandı. Gözyaşları sel oldu, canlar yandı, kan aktı. Dolayısıyla bizim de bu darbe girişimi yöremiz Muğla'ya kadar uzandı. Ve Muğla'daki meslektaşlarımız da gece gündüz demeden halen daha görevlerinin başında bu gelişmeleri kamuoyuna en doğru şekilde aktarabilmek adına görev yapmaktalar. Bu nedenledir ki biz Muğla'da görev yapan basın mensuplarımızı da düşünerek sağduyulu ve hassas olmamız gereken bu dönemde her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz basın gecesi ve ödül törenimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Şunu da ifade etmeden geçmek istemiyorum. Bu süreçte bütün üyelerimizin ve bizim değerlendirmeye alacağımız ürünlerin gönderilmesi aşaması tabii ki devam ediyor. Bu süreçte herhangi bir sekmeye uğrayan bir durum yok. Arkadaşlarımız bütün ürünlerini yıl boyu hazırladıkları ve yarışmada değerlendirilmesini istedikleri ürünleri yine Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin vermiş olduğumuz, duyurmuş olduğumuz adresine göndermeye devam etsinler. Daha sonra bunlar jüri huzurunda değerlendirilecek ve sizlere de meslektaşlarımıza açıklayacağımız gecemizle birlikte bu ödüller sahiplerini bulacak. Ben öncelikle yönetim kuruluma bu anlamdaki hassas davranışları için teşekkür etmek istiyorum. Ve bu çirkin darbe girişiminin ardından ülkemizde gerçek anlamda şehitler verdik. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine de sabırlar diliyorum. Milletimizin de başı sağ olsun diyorum. Umarım bu tür demokrasi karşı... Marmaris'te hayat normale döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenlenen Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar ve turistler tatillerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenlenen Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar ve turistler tatillerine devam ediyor. İlçe merkezi ve İçmeler mahallesindeki plajlarda denize giren bölge sakinleri ülkede yaşanan darbe girişimin günlük yaşamlarını fazla etkilemediğini ifade etti. Marmarisli turizmciler ise yaşanan darbe girişimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırının turizmi fazla etkilemediğini anlattı. Marmaris'i en fazla tercih eden turist sıralamasında yer alan İngiliz turistler ise Türkiye'de yaşanan politik gelişmelerin kendilerini fazla ilgilendirmediğini ifade ettiler. Hiçbir şey olmadı. Turizm çok iyi. Turizm çok iyi şu anda. Türk halkı rahat olsun, turistler rahat olsun. Bütün emniyetimiz güvenli bir şekilde çalıştı. Darbeyi atlattık. Güvenlik vallahi bir yarım azlık görmedik. Kalabalık vardı. O kalabalık yalnız yok oldu. Ondan sonra ama tatilde herhangi bir şey burada olmadı. Olmadı yani görmedik. Ya bizim olduğumuz yerde yok ama bir başka yerde var mı yok. Ama insanlar şu an herhangi bir problem yaşamadan? Yaşamadan tatilini yapabiliyor. Yapıyoruz yani daha doğrusu. Evet. Yapıyoruz. Yani bir yaramazlık yok. Ben İbrahim Yücel. 10 senedir Marmaris'teyim. Marmaris çok krizler atlattı. Gördüğünüz gibi bunu da başarıyla atlattı çok şükür. Sahillerimiz dolu şu anda. Gelecek olan turistleri de bekliyoruz. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ardından spor haberleriyle veda edeceğiz. Devam.
devasa bir fabrika düşünün. Üreticiden üreticiye ekonomik, kaliteli ve garantili kavramlarını bir arada sunsun. Muğla'da ilk ve tek olma özelliğine sahip Ader Plastik, sera örtüleri üretim fabrikası, dilediğiniz katkılarla, istediğiniz ebat ve ölçülerde 12, 24, 36 ve 60 aylık sera örtülerini sizler için üretiyor. Ayrıca klips üretimiyle de yeni tesisinde hizmetinizde. Ader Plastik, Çobanlar Mahallesi, Çobanlar Sokak, numara 485 Seydi Kemer'de. Ürün sipariş hattı 0252 657 4050. Kışınızın güneşi olmaya geliyoruz. Kışlık domatesiniz Teğmen RZ F1. Kışın da seralarınızın ve cebinizin güneşi olmaya geliyoruz. Buradaki bölgeye göre avantajları daha fazla tonajlı olmuş olması, daha fazla meyve kalitesini sağlamış olması ve özellikle kış yetiştiriciliğinde üreticilere kış performansını daha iyi sağlamış olması üretici açısından çok önemli noktalar olarak görülüyor. İyi günde, kötü günde siz hep gülün diye. Teğmen RZ F1. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. Sevgili izleyenler, Emir Gökçe de imzaladı. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Fethiye Spor, Tepecik Spor'dan santrafor Emir Gökçe'yi renklerine kattı. Emir Gökçe'nin Fethiye Spor'da 9 numaralı formayı giyeceği bildirildi. Kulüp tesislerinde profesyonel şube sorumlusu Volkan Biber'in katıldığı imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki Emir Gökçe, futbola Beşiktaş'ta başladığını, pek çok takımda top koşturduğunu belirterek, geçtiğimiz yıl Tepecik Spor'da 40 maçta forma giydiğini, kupa maçlarında son derece güzel karşılaşmalar ortaya koyduklarını söyledi. Kariyerinde toplam 50'ye yakın gol attığını da kaydeden genç oyuncu, Fethiye Spor'un başarısı için takım olarak mücadele edeceklerini, tek isteğinin bu kulüpte şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi. Fethiye Spor Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Kaya da transferlere güvendiklerini belirterek şunları dile getirdi. Büyük bir çoğunluğu da zaten şu an mevcut geçen seneden kalan isimler. Onlara uyum sağlayıp inşallah yukarılara hedefleyen bir takım olacağız bu sene. Evet. Kariyerinde ne kadar gol var? Vallahi 40-50 civarında yakın bir golüm var. İnşallah golle burada devam edeceğiz. Evet, geçen yıl kaç maç oynamıştın? Geçen sene de 40'a yakın maç oynadık. Kupada çok iyi işler yaptık biz takım olarak. İnşallah bunu da bu sene Fethiye Spor forması altında devam ettirmek istiyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, hoş geldin diyorum. Sezonun iyi geçmesini diliyoruz. Transferler devam edecek. Transferler devam edecek. Hayırlısıyla. Gündemin öne çıkan başlıkları ve ayrıntıları bugünlükte bu kadar. Kanal F yayınlarımızı internet üzerinden ya da mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Az sonra hava durumu ekranlarınızda olacak. Yeni günde sıcak gelişmelerle saat 12'de gün ortasında görüşmek üzere. Mutlu yarınlarınız olsun. Hoşça kalın. Umut Güvenlik Sistemleri hava durumunu sunar.
güvenlik sistemleri hava durumunu sundu.